Herkese merhaba, ben Cem, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ekim ayındaki 3. yarışmamızı gerçekleştireceğiz. Yarışmaya başlamadan önce bahsetmek istediğim bir iki konu var aslında. Çünkü geçen hafta gelen sorularla alakalı olarak hem bir açıklama olsun tekrar. Yarışmaya yeni katılanlar oluyor ve yeni katılanlar için şöyle ufak bir kuralları gözden geçirmiş olalım. Yarışmamız her hafta düzenleniyor ve her hafta gelen doğru cevaplarla siz 1 puan kazanmış oluyorsunuz. Ay sonuna kadar en çok puanı kazanan kişi benden bir kitap ödülü kazanıyor. Ancak eşitlik olması durumunda iş kuraya gidiyor. Yani her hafta aslında bir kura çekilişi yok. Her hafta kazandığınız puanlar size çok büyük bir avantaj sağlıyor ve eğer birinci gelirseniz bahsettiğim gibi kitap ödülünü siz kazanmış oluyorsunuz direkt. Bunların yanında artık hızlı cevap verme gibi bir derdimiz yok. Bir haftalık süreçte doğru cevap veren herkes yarışmaya dahil olmuş oluyor. 2 haftalık süreç sonunda 2'de 2 giden sadece 2 yarışmacımız var. Ancak bu demek değil ki sizin şansınız bitti. Hala da yarışmamız devam ediyor çünkü neyin ne olacağını hiçbir zaman bilemeyiz. Bunların yanında geçen hafta sorduğum sorunun cevabı Giuseppe Tomasi di Lampedusa olacaktı. Kendisinin Siren isimli bir kitabını almıştım Can Yayın Evi'nin düzenlediği kampanyada. Hemen hayatıyla alakalı şöyle bir bilgi var. Lampedusa, Parma dükü, Lampedusa prensi, Toretta baronu ve Montechiara baronu oldu. 1915'te hukuk fakültesine yazıldı fakat aynı yıl orduya çağrıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda esir düştüğü Sombatli kampından kaçmayı başardı ve İtalya'ya yürüyerek geri döndü. Yazarın oldukça farklı ve değişik bir hikayesi vardı. Bu yüzden tercih ettim ancak zor olmuş birazcık soru ve ilave bir ipucu eklemek durumunda kaldım. İlave ipucuyla da doğru cevaplar geldi. Bu beni çok mutlu etti. Bunların yanında dilerseniz bu haftaki yarışmamızın sorusuna geçelim. Hep yabancı yazarlarla alakalı soruyorsun. Biraz da Türk yazarlardan sormayı düşünmez misin tarzında çok fazla yorum aldım aslında hafta içinde. Ve evet, sizler haklısınız dedim. Ve bu uğurda bugünkü yarışmamızın sorusunu bir Türk yazar oluşturacak. Günümüz yazarlarından bir tanesi yazdığı öykü kitabıyla aslında bir ön plana çıkıyor. Daha farklı birçok romanı var. Ancak benim okuduğum öykü kitabında bir tane öyküsünde yazarın kendi ismiyle aynı, yani adaş olduğu bir kızla tanışıyor. Londra'da karşılaşıyorlar ve karşılaşmalarına vesile olan bir kitap var. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Bu kitap sayesinde konuşmaya başlıyorlar, arkadaş oluyorlar ve işler çok güzel gitmeye başlıyor. İçinizde bu kitabı okuyan var mı diye çok merak ettim. O yüzden bu soruyu sormak istedim. Hangi yazarımız ve hangi kitabında böyle bir öykü var? Bu haftaki sorum böyle. Eğer videoyu beğenirseniz beni şimdiden çok mutlu edersiniz. Vakit ayırıp izleyen herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Yarışmaya katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Eğer abone değilseniz, abone olursanız da beni yine çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.